Söz veriyorum. Bu kez her şey mükemmel olacak Levent. Çok mutlu olacağız. Mutlu mu? Sana asla kaybetmeyeceğimi söylemiştim. Bu arada umarım bizi tebrik edersin. Gelecek hafta evleniyoruz. Artık Levent için neyin değerli olduğunu anlamışsındır herhalde. Evet, anladım bebeği. Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben Levent'e ve bebeğine sahibim. Ya sen? Senin neyin var? Asla sahip olamayacağın hayallerin, o kadar. Bu kadar acil olan ne? Biz ayrılmalıyız. Sen ne dediğimin farkında mısın? Evet. Hatta hiç bu kadar farkında olmamıştım. Senan, bu kadar kolay pes ettiğine inanamıyorum. Pes ettiğimi kim söyledi? Herkes ayrıldığımızı düşünecek, o kadar. Yani yalan söyleyeceğiz. Beyaz bir yalan. Ve bu yalan beni bir sürü ayak işinden kurtaracak. Ayak işlerinden kurtulmak için ilişkimizi saklayacağız, öyle mi? Evet, ne var bunda? Ben seni seviyorum. Ve bunu kimseden saklamaya niyetim yok. Şu anda Suat'ı öldürmek istiyorum. Geçer, merak etme. Bak bana. Erkeklerin bize bunu yaptıklarına inanamıyorum. Şu halimize bak ya. Evet, ben de sana inanamıyorum. Şu anda büyük bir keyifle ameliyathanede birini kesiyor olabilirdim. Ama burada oturmuş Suat Bey'in kariyerimi bitirmesini bekliyorum. Bu arada bebeğinizin cinsiyeti ne? Yani hediyeyi ona göre seçeceğim de. Bilmem ki. Ne kadar meraksız bir babasınız. Yerinizde olsam bir an önce öğrenirdim. Bilge. Merhaba hayatım. Ben de tam seni düşünüyordum. Akşam için sana çok güzel bir sürprizim var. Bilge, bebeğimizin cinsiyetini biliyor musun sen? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Ben merak ettim. Ve bebeğimin cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Madem sen öyle istiyorsun, öğreniriz hayatım. Bugün ameliyatlarım biter bitmez yanına gelirim, birlikte bakarız. Tamam. Dürüstlüğün için teşekkür ederim Suat. Levent gibi beni de cezalandırabilirsiniz. Bana farklı davranmanızı istemiyorum. Sana farklı davranmıyorum. Sen evli değilsin, saklanmıyorsun. Bana geldin, besbelli ilişkine değer veriyorsun. Aranızdaki önemli bir şey. Bunu anlıyorum Suat. Bana söylemen önemliydi. Kader, yaptıklarım için özür dilerim. Artık çok geç, anladın mı? Çok geç. Aç şu... Seni seviyorum. Ne? Ne oluyor burada? Sen niye hala buradasın? Levent Bey izin vermiyorlar. Siz de kim oluyorsunuz ha? Ben Savcı Bülent Öztürk. Siz de Levent Atahan'la olmalısınız. Evet. Şimdi izin verirseniz o kalbin kurtarması gereken bir hayat var. Ne yazık ki buna izin veremem. Ayrıca sizin kaygılanmanız gereken daha önemli bir probleminiz var. Bizimle emniyete geliyorsunuz.
Hangi gerekçeyle? Ateşte silah yaralanması sonucu ölen Umut Yüksel'in organlarını savcılığın izni olmaksızın aldınız. Saçmalık bu. Gencin ailesi yazılı belgeyle organ nakline izin verdi. Her şey kanunlara uygun yapıldı. Şimdi önümden çekilin. Zaman kaybına neden oluyorsunuz. Sizin yüzünüzden bu kalp kullanılamaz hale gelirse o zaman siz hesap verirsiniz. Hayır. Önce siz hesap vereceksiniz. Seni seviyorum dedim. Yalan söylüyorsun. Evet. Bu salak iki kelimenin hiçbir dilde anlamı kalmadı. Herkes herkese çok kolay söylüyor bunu. Hiçbir anlamı yok. Yalan ve sen de bu yalana dahil olmak istiyorsun değil mi? Sen gerçekten hastasın. Sen de salaksın. Bir daha asla seninle buluşmayacağım ve konuşmayacağım. İğrençsin. Buluşacaksın. Görürsün. İyi geceler Levent Bey. Zorluk çıkarmasaydınız daha çabuk halledebilirdik. Öyle mi? Bunu ölüme mahkum ettiğiniz o hastanın ailesine de söyleyin o zaman. O hastanın beklediği kalbi siz öldürdünüz. Ben görevimi yaptım. Ben de. Bir doktor olarak kurtarabileceğim kadar hayat kurtardım. Ve şunu unutmayın. Aynı olay yine önüme gelse tekrar aynı şeyi yapar, verebildiğim kadar insana yaşam veririm. Demek sizinle daha çok görüşeceğiz Levent Bey. Levent Bey. Levent Bey, gidelim isterseniz. Levent. Sen iyi misin? Buradan gidersek daha iyi olacağım. Hadi itiraf et, çok lezzetli. Öyle. Lezzetli. Vallahi geçen seninle gittiğimiz o kokoş yerden bin kat güzeldir. Neydi o yemekler? Tabaklarda yemeklerden çok ot vardı. İzninle. İyi geceler Azcan. Buyurun. Elimden geleni yaparım. Tamam. Zenan, kalkalım mı artık? Sabah halletmem gereken bir iş olduğunu hatırladım. Kalkalım tabii. Bir şey mi oldu? Yok. Daha önce de buna benzer bir dava açılmıştı. O davada yargılanan doktorlar hakkında mahkeme hakimi organ naklinin yasal olup olmadığını Yüksek Sağlık Şurası'na sormuştu. O olayı hatırlıyorum. Şura oy birliğiyle kanuna ve etik kurallara aykırı bir fiilin olmadığına karar vermişti. Evet. Sonra da mahkeme hakimi bu rapor doğrultusunda 3 doktorun adli vakada organ alınmasında bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti. Yani sonuç olarak? Sonuç olarak endişe edilecek bir durum yok. Haklılığımızı sonuna kadar savunacağız. Peki Levent şimdi nerede? Levent Bey Ela Hanım'la birlikte çıktı. Aslında ortada yanlış bir şey yok. Savcı da kendince haklı. Kanunları yerine getirmeye çalışıyor. Ama yine de insan hayatı her şeyin üstünde olmalı. Üstelik çıkarılacak bir yönetmelik tüm bu karışıklığı çözebilir.
Ya ben buralarda bir yerde inip bir taksiye bineyim en iyisi. Saçmalama Ela. Ben sorun çıksın istemiyorum. Eğer izin verirsen seni kimsenin bilmediği bir yere götürmek istiyorum. Benim kadar çok seveceğinden de eminim. Eve gitsem daha iyi. Kötü bir geceydi zaten. Ben de bu yüzden seni oraya götürmek istiyorum ya. Bu fırsat için teşekkür ederim Ela. Bilge, seni tekrar görmek çok güzel. Seni de. Aramanı hiç beklemiyordum doğrusu. Ama çağırdığın için çok mutlu oldum. Seni çok özlemiştim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Bundan sonra benden kolay kolay kaçamazsın. Serdar. Sana söylemem gereken bir şey var. Biz Levent'le yeniden evleniyoruz. O zaman beni niye çağırdın? Ben seni asla üzmek istemem. Seninle çok güzel bir ilişki yaşadık. Ama Levent benim ailem. Onu üzemem. Barışmayı o kadar çok istiyor ki hayır diyemedim. Bunları telefonda da söyleyebilirdin. O zaman ömür boyu hatırlayıp mutlu olacağım bir son gece yaşayamazdım. Buradan bakınca her şey ne kadar da güzel değil mi? Evet. Bir şehir ancak bu kadar güzel olabilir. Burada var olan her şey, herkes, tüm gerçekler yok olurken imkansızlar var oluyor. Bunu sana daha önce söylemedim ama bilmeni istiyorum. Çocuğun için doğru olanı yapıyorsun. Eğer çocuğunu yüzüstü bırakarak arkanı dönüp gitseydin, benim sevdiğim adam olamazdın. Ela. Ben sana böyle biri olduğun için aşık olmuştum Levent. Ben... Çok geç oldu. Artık beni eve bırakır mısın?
Gestapo geç mi kaldı, bana mı öyle geliyor? Hayır, benim tanıdığım Gestapo asla geç kalmaz da. Kadınları anlamak mümkün değildir. Ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Vay, Bay Bilen kadınları çözmüş. Tıpkı seni çözdüğüm gibi. Bak, benimle konuşmayacaktın ama konuşuyorsun. Yakında da... Ela! Ela! Nerelerdesin? Evet Ela ya. Hala soruşturmayı mı düşünüyorsun? Üzülme artık. Yok, tam tersi. Kendim gayet iyi hissediyorum. Bence asıl kötü durumda olan Zenan. Sabahtan beri hiç kimseyi terslemedi. Kapa çeneni. Pek güzel şeymiş şu tayyareye binmek. Kuş gibi uçuyor sanki. Eskiden pek mi korkardım? İnat ederdim bilmeyeceğim diye. Ha, bu arada Zenan'ın hiçbir şeyden haberi yok inşallah. Hiç olur mu efendim? İstediğiniz gibi yani. Zenan'ın geldiğinizden haberi yok. Vallahi bu sefer de yardım etmeseydin külahları değişecektik. De bakalım şimdi. Zenan benden ne saklıyor? Gelmeyeyim diye 10.000 takla attı. Şey, bilmem ki. Bilirsin. Hem de bal gibi bilirsin. Korkma, Zenan sana hiçbir şey yapamaz. Ama bana yalan söylersen elimden çekeceğim var ona göre. Ela ile bütün gece ne yaptığını hala anlatmayacak mısın? Yeter artık Bilge. Yine aynı şeylere başlama. Bu işin bu kadar çabuk kapanmayacağını bilmeliydim. O kızı asla unutmayacaksın. Doktorla randevun kaçta? Randevu falan almadım. Niye almadın? Sana bebeğin durumunu görmek istediğimi söylemiştim. Evet söylemiştin ama almadım. Çünkü bu bebeği hak ettiğine inanmıyorum. Ve sen Ela ile görüşmeye devam ettikçe bu böyle devam edecek. Gestapo gelmediğine göre bugün istediğimiz gibi takılabiliriz. Rüya sona erdi. Fikret Hanım. Sakın kimse bir şey söylemesin. Dosyalar. Dosyalar. 20 küsür yıl oku, doktor ol, tusu kazan, gece gündüz nöbet tut ama doğru dürüst çalışan bir araban bile olmasın. O tabanda kal, o da yetmezmiş gibi çağırdığın çekici hiçbir zaman gelmesin. Ha, ben şimdi anladım yüzünüzdeki araba yağının sebebini. Çok zekisin. Araba tamir ettiğimi anlamak için Einstein olmaya gerek yok. Aslında bunun için mutlu olabilirsiniz. Ne de olsa araba tamircilerine para vermekten kurtulmuş oldunuz. Sana da teşekkürler Pollyanna. Siz ikiniz bir daha konuşmazsanız iyi olur. Bir de kadınlar çok konuşurlar. Hocam buyurun. Sağ ol. Fikret Hanım ben de sizi arıyordum. Otobanda zincirleme trafik kazası olmuş. Ambulanstan anons geçtiler. Yaralılar çevre hastanelere götürülüyormuş. Tamam. Koş önlüğümü getir. Kader sen Levent Bey'e çağrı bırak. Ona ihtiyacımız olacak. Hasan Bey'le siz benimle gelin. Zenan sen görevini biliyorsun. Dosyalar. 25 yaşında erkek. Araç içi trafik kazası. Emniyet kemeri takılıymış, şuuru açık. Vital bulgular stabil. Göğüste ağrı, sol dize saplanmış yabancı bir cisim var. Hemen monitörize edin. Daha sonra toraks grafileri çekin. Alıyoruz. 1, 2, 3. Hop. Güzel. Kemal! Bir tanem iyi misin? İyiyim Nesli'm. Beni merak etme. Asıl kötü darbeyi karım aldı. Onun durumu iyi değil mi? Ailesi de öteki arabadaydı. Onlar nasıl? Tamam. Sakin olun lütfen. Serserinin biri onlara çarptı. Onlar da hızla gelip bize. 21 yaşında, 7 aylık hamile. Sağ yanından tramvaya maruz kalmış. Arabada sıkıştığı için itfaiye geç çıkarabilmiş. Kan basıncı 110'a 70, nabız 70'lerde. Tamam, travma odasına alın. Hazır olduğunda NST'ye bağla, daha sonra da MR çektirin. Ne travması? Ben iyiyim, hiçbir şeyim yok. İki hava yastığımız açıldı. Siz babamlara ve bebeğime bakın. Kemal! Hani babamlar iyiydi? Nerede
Kemal! Niye cevap vermiyorsun? Neslim iyilerdi. Gelirler şimdi. Sen merak etme. Kesin bir şey oldu. Şimdiye kadar gelmeliydiler. Anne ve babanız bir sonraki ambulanstalar. Birazdan gelirler. Merak etmeyin. Suat Bey oğlum. Açsana telefonunu. Sen doktorsun. Belki mühimdir, önemli bir şeydir. Haklısınız Aziz Hanım. Alo. Suat. Yani Suat Bey. Neredesiniz? Acil imzalamanız gereken bir rapor var. Şu an arabadayım. Halletmem gereken bir işim vardı da. Peki ne zaman hastaneye döneceksiniz? Bir an önce bu angaryaları bitirip gerçek hastalarla ilgilenmem gerek. Ve bunun için sizin imzanıza ihtiyacım var. Bir saat içinde hastanede olurum, merak etmeyin. Eğer hemen gelip imza atarsanız 6 saatlik bir ameliyata gireceğim. Size kolay gelsin. Hastanede görüşürüz. Yalancı. Aklı sıra beni kandıracak. Ne yaparsan yap umurumda değil. Ben gidip hastalarla ilgilenmenin bir yolunu bulacağım. Diğer arabadaki iki yaralı, 50'li yaşlarda, ikisinde de emniyet kemeri takılıymış, şuurları açık, opereler. Kadın hastanın sol bacağı ve kolu ağrıyor. Erkek hastanın göğüs ağrısı şikayeti var. Kızım da torunum nerede? Neredeler? Onları görmek istiyorum. Lütfen hareket etmeyin. Kırık önünden sizi muayene etmeliyim. Ben sapasağlamım. Benim hiçbir şeyim yok. Kızım nerede? Neslihan! Babacığım buradayım. Neslihan! Ben iyiyim baba. Neslihan! Çekilip başımdan. Ben iyiyim. Neslihan! Neslihan yavrum. Torunum nasıl doktor hanım? Bebek hareketli. Herhangi bir stres bulgusu yok. Kalp atışları çok güçlü. Kalp hızı 152. Çok sağlıklı görünüyor. İkisi de iyiymiş Gülten. Torunum aslan gibiymiş maşallah. Şükürler olsun Allah'ıma. Senin burada ne işin var? Bana ihtiyacınız varmış gibi geldi. Trafik kazasından yaralı bir hasta da. Aa! Bu o! Bize çarpan serseri bu ya! Ulan aşağılık herif! Ben seni öldürmem mi lan? Dur! Sakin olun, sakin olun. Bırakın beni. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Tamam, sakin olun. Tamam, sakin olun. Hemen, hemen muayene odasına, hemen, hemen. Sakin olun. Bırakın! Bırak onu, uzaklaştır. Ulan geberteceğim! Beyefendi. Aa, sen benim çantamdan ne istiyorsun kızım? Hanımefendi, sizi tam olarak muayene etmem lazım. Söyleme sahip, çantamda altınlarım var. Ölürüm de bırakmam. Yanlış anlama güzel kızım. Kalabalık yer, malum burası. Ne olur ne olmaz. Güvenlikten biri gelebilir mi lütfen? Gel. Serdar, sen gitmemiş miydin? Hayır. Dün söyleyecektim ama son gece Fikri o kadar ateşliydi ki bozmak istemedim. Burada ne işin var? Ne yapmaya çalışıyorsun? Haldun Bey'le iş görüşmem var. Plastik cerrahide benim gibi bir doktora ihtiyacı varmış. Dalga geçiyorsun herhalde. Levent ve benle aynı hastanede çalışamazsın. Buraya boşu boşuna gelmişsin. Hiç zannetmiyorum. Beni sık sık görmeye şimdiden alışsan iyi olur. Çünkü istediğim şeyi mutlaka alırım. Bilirsin. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Neri niye tuttunuz ki? O deyiz araba kullanamaz hale getirseydim de bir daha kimsenin canını yakamazsaydı. Merak etmeyin, çıkınca yaparsınız. Biz doktoruz ve insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlarız.
kendi kanunlarını uygulamalarını değil. Hem eminim o da gerekli dersi almıştır. Ben çok iyiyim doktor. Pehlivan derler bana. Hiç öyle kuru gürültü yapıp uç bırakacak kalıp var mı bende? Değil araba. Tren çarpsa vız gelir bana. Onunla ilgileniyorlar. Siz merak etmeyin. Burak, hastanın tomografisini aldım. Siz burada dinlenin. Ben hemen Zenan'ı çağırıp geleyim. Sağ olasın doktor bey oğlum. Affedersiniz. Sormayı unuttum. Ne içmek istersiniz? Ya da istediğiniz herhangi başka bir şey var mı? Şimdilik yoktur. Sağ olasın. Gidebilirsin. İzninizle. Hocam, bunlar da pehlivanın filmleri. Adam herkes pehlivan diyor. Yani eskiden güreşçiymiş de ondan. Şey hocam, boynunuzun şurasında leke kalmış. İzin verirse... Kadın milleti işte, size yaranılmaz. Asistanlığın boyunca lavman yapmak istiyorsun herhalde. Katılıyorum Fikret Hanım. Sen de ona yardım etmek istiyorsun galiba. Yok, kesinlikle hayır. Burak, sen babaya iyi olduğunu, bir sorun olmadığını söyle. Hasan, hamile kadının kocasının diz kapağı ameliyatına gir. Kader, sen de Zenan'a yardım et, hadi. Hadi! Hasan'ın durumu ne? Bahadır Aydın, 28 yaşında. Araç içi trafik kazası. Emniyet kemeri takalıymış. Başını yan cama vurmuş. Şura açık, kooperi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cerrahi asistanıymış. Neyim var? Anlayacağız. Ortopediye haber ver, kontrol etsinler. Haber verdim zaten. Birazdan gelirler. Derin bir nefes daha alın lütfen. Pnömotoraks olabilir. Solunum sesleri zor duyuluyor. Bir an önce tomografiye götürün. Eğer solunum sıkıntısı taşikardi olursa bana haber verin. Senan, biraz gelir misin? Konuşmamız lazım. Kusura bakmayın Suat Bey, çok işim var. Zenan. Ayşe nenem burada. Ne? Burada mı? Hastanede mi yani? Tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım sizin gibi efsane bir profesörle çalışma fırsatım olur. Gel Bilge. Rahatsız etmiyorum durumarım. Geç otur. O aldırmıyor ama Levent'in soruşturması beni endişelendiriyor. Avukatı duydun. Sen de düşünmesen iyi olur. Özellikle bebeğin için. Haklısınız. Boşu boşuna endişelenmeye gerek yok. Bu arada az önce çıkan bey. Serdar mı? Evet, şimdi hatırladım. Yanılmıyorsam o da doktor. Ankara'dan geldi. Yoksa burada mı çalışmaya başlayacak? Henüz bir karar vermedim. Eğer yanlış anlamazsanız, Serdar çok doğru bir tercih olmayabilir. Bir şey biliyorsan söyle Bilge. Onunla aynı hastanede çalışan arkadaşlarım var. Birkaç hatalı uygulaması yüzünden bayağı sorun yaşanmıştı. Thank you.
Neneme ne anlattın? Bizimle ilgili bir şey kaçırmadın ağzından inşallah. Eğer öğrenirse mahvoluruz. Asla öğrenmemeli. Bence de öğrenmemeli. Ama biraz zor olacak. Gelene kadar beni sorguya çekti. Ya gerçekten çok zeki bir kadın. Zenan! Nenem, hoş geldin. Pek hoş gelmedin vallahi. Şimdi geç içeri bakalım, konuşacağız. Nene, benim hemen acile dönmem lazım. Trafik kazası olmuş. Bir sürü hasta geldi, bana ihtiyaçları var. Seni eve gönderelim istersen. Hem dinlenirsin. Oturma böyle buralarda. Ben de işimi bitir bitirmez gelirim ha. Yok yok, ben iyiyim böyle. Dinleniyorum işte burada. Peki, sen bilirsin. Benim de gitmem lazım. Acil durum ne de olsa. Siz içeride dinlenin. Kaçın bakalım. Nereye kadar kaçacaksınız? Bebişime bir şey olmayacak değil mi? O çok değerli bizim için. Babamlarla barıştırdı bu küçük oğlan bizi. Daha küçüğüm diye babam evlenmemi istememişti. Biz de Kemal'le kaçarak evlendik. Tabii babam çok kızdı. Benimle hiç konuşmadı. Biliyor musun, daha bugün barıştık. Bebeği duyunca yüreği yumuşayıverdi. Hele bir de onun ismini vereceğimizi öğrendiğinde o koca adam nasıl ağladı bir görsen. Bu babalar hep böyle işte. Evet. Babalar sert görünür ama aslında kızlarını her şeyden çok severler. Durumu nasıl? MR için bekliyoruz. Nasılsın? Baban durmadan seni sorup duruyor. İyiyim. Zenan. Beni bırakıp kaçtığın için teşekkür ederim. Benden habersiz işler çevirip nenemi hastaneye getirmeseydin ben de kaçmak zorunda kalmazdım. Şimdi de suçlu ben mi oldum? Bunları yapmamı neden istedi? Bilmem farkında mısın ama hayır cevabını asla kabul etmiyor. Olsun. Yine de bana haber vermeliydin. Neyse, olan oldu. Şimdi bir an önce nenenden kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım dediğin kişi benim ninem. Biraz daha saygılı olabilirsin. İyi de sen de aynı fikirdesin. Ben istediğimi düşünüp söyleyebilirim çünkü o benim ninem. Ama sen söyleyemezsin. Demek öyle. Evet öyle. Ela Hanım. Yine mi? Evet. Üzerinde kart yok. Ve getiren çocuk da kimi gönderdiğini bilmiyor. Oo, Ela. Yine çiçek mi geldi gizli hayranından? Sence kim olabilir? Bilmem. Ama romantik biri olduğu kesin. Bu davranışı bence çok hoş. Gizemli havalar falan. Bence değil. Üstelik rahatsız edici. Zaten hakkımda dedikodu yapıyorlar. Bir de bu. Levent kim olduğunu biliyormuş. Ne? Biliyor muymuş? Söylemiş mi yani? Kim? Ne söylemiş? Benim gitmem lazım. Bak Kader. Ne biliyorsan çabuk söyle. Ne bileceğim ben? Vallahi bir şey bilmiyorum. Kurtuldum sanma. Akşam evde konuşacağız. Vay be. Hasan'a bak. Kendi dosyanı okumamalısın. Etil alkol, toksikoloji temiz çıkmış. Demek ki içmemişim ya da ilaç almamışım. O arabaya neden çarptığımı bilmek istiyorum. Allah kahretsin. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İnsanlar benim yüzümden hastanede. Onlar nasıl? Durumu kötü olan var mı? Belli değil. Hala muayene ediliyorlar.
Tomografi sonuçlarını aldınız mı? Henüz almadım. Glasgow koma skorum 14. Oryantasyonum zayıf. Şimdiye kadar tomografimin çoktan çekilmiş olması gerekiyordu. Neden hala bekliyorsunuz? Tomografi doluydu. Hastanın bilinci de yerinde olduğu için... Gidip bir kez daha tomografi hazır mı kontrol edin Zenan Hanım. Emredersiniz Suat Bey. Siz nerelisiniz? Muşverto. Ay benim bir komşum var. O da oralı. Sizden iyi olmasın. Pek hamara, pek candan bir kadıncağız. Böyle apartmanın bahçesini cennete çevirdi. Her yer renk renk laleler. Sizin oraların lalesi pek meşhurmuş. Eyledir. Nene? Hah, bu da benim küçük torun işte. Bir ihtiyacın olursa hemen söyle, yapıverir. Maşallah, maşallah. Küçücük görünüyor ama doktor olmuş, baksanıza. İzninizle. Neneciğim biraz gelir misin? Nene, sen eve gitsen artık. Tamuş'tan geldin, sabahtan beri buralarda. Yok yok, ben iyiyim burada. Ama neneciğim, zaten seninle ilgilenemiyorum. Canın sıkılır buralarda, aklım sende kalıyor bak. Düşünceli kuzum benim. Hiç merak etme, ben iyiyim. Sen işine bak, hadi. Kızcağız kendinden çok ailesi için endişeli. Umarım önemli bir şey yoktur. Güzel. İntrakraniyal kanama yok hele. Durumu nasıl? İyi mi? Akciğerlerine bakın. Hemotoraks ve akciğer parenkiminde düfüs kontüzyon mevcut. Olamaz. Hala hayatta olması bir mucize. Tüm organları hasar görmüş. Ameliyathaneyi hazırlat Ela, hemen. Suat, Bilge ve Haldun Bey başta olmak üzere boşta olan bütün cerrahlara hazırlanmalarını söyle. Onu hemen çıkarmamız lazım. Sevgiye, çabuk Sevgiye. Neslihan. Zenan. Özür dilerim. Niçin? Seni kırdığım için. Tamam, özrünüz kabul edildi beyefendi. Zenan. Yine ne var? Özrünü kabul ettim işte. Bırak da işimin başına döneyim. Şimdi gidebilirsin. Allah razı olsun hemşireden. Ağrısı azalınca nasıl da uyuverdi değil mi? Şey, kızınız MR'dan çıktı. Nihayet. İyi değil mi doktor bey? Şimdi nerede? Hemen görebilir miyiz? Kötü bir şey mi oldu? Bakın, kızınız hastaneye getirildiğinde vücudu dolaşım sistemine aşırı adrenalin pompalıyormuş. Bu yüzden bilinci açıkmış ve ağrı hissetmiyormuş. MR çekilirken hareketsiz yatınca vücudu rahatlamış. Adrenalin akışı çekilince de yaraların acısını hissetmeye başlamış doğal olarak. Ve doktor bey, yalvarırım kötü bir şey demeyin. Maalesef kızınızın yaraları çok ağır.
Bir soru. Ela, çabuk aspire et. Glenn. Testere. Acele edin. Seni geberdim. Beyefendi, beyefendi. Sakin olun, sakin, sakin. Bak, lütfen. Çekil, beyefendi, çekil. Durun lütfen, sakin olun. Eğer kızıma bir şey olursa seni yaşatmam, anladın mı? Ellerimle öldürürüm seni. Duydun mu? Öldürürüm. Beyefendi, bakın burası bir hastane. Lütfen sakin olun. O da çokta zaten. Şu an... Duvar! Bakın şöyle bir... Duvar! Ela, monitörün başına geçip bebeğin kalp atışlarını kontrol et. Göğüs ekartörü. Batın ekartörü. Biz hazırız. Sıra sende. Kızım. O ölmeyecek değil mi? Hastanedeki en iyi cerrahlarımız kızınızı kurtarmak için uğraşıyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Merak etmeyin. Korkma, iyileşecek. İnşallah. Kızımız da torunumuz da sapasağlam çıkacak oradan. Merhaba. Tomografiye gitmeye hazır mısın? Abdominal aort anevrizması ameliyatına girmiştim. Zevkli bir ameliyattır. Şanslıymışsın. Acilde üst üste iki nöbet tuttum. Ardından 12 saat süren bir aort anevrizması ameliyatına girdim. Sonra da direksiyonda uyuyakaldım. Yorgunluğa dayanamadım. Biz de insanız. Bu çok normal. O ameliyata girmeye... onca saat nöbet tutmaya mecburdum. Ben bir doktor olarak... hayat kurtarmaya çalışırken... hamile bir kadını öldürmüş olabilirim. Kader Hanım, bir bakabilir misiniz? Ben hemen geliyorum. Uterusu korumaya aldım. Bebeğin kalp atışları nasıl? 146. Bebek güvende. Annesiyle ilgilenebilirsiniz. Akciğerleri çok kötü hasar görmüş. Kan basıncı 60'a düştü. Kan transfüzyonunu hızlandıralım. 4 ünite taze eritrosit süspansiyonu veriliyor. TDP de takın. Tampon. Tampon. Abdominal aorta çapraz klemp takın. Yoksa bu kanamayla baş edemeyiz. Eğer bunu yaparsak bebeğin hayatını riske atmış oluruz Levent. O zaman hasar kontrolünü yapalım. Bilge. Levent'e katılıyorum. Bebeğin yaşamasını istiyorsak hemen yapalım. Suat. Bence de hasar kontrolü yapalım. Herkes kuralları biliyor.
Mümkün olduğunca hızlı hareket edelim. Dikişleri umursamayın. Kriz yönetimi uyguluyoruz. Klem. Üçgene ulaşınca duracağız. İstisna yok. Üçgen mi? Ne üçgeni? Tampon. Ölüm üçgeni. Kan pıhtılaşmaz. Kasları asit üretir, organları soğur. Yani ölüme en yakın olduğu yer. Bahadır? Bahadır içeride misin? Sistolik kan basıncı 55. Durumu kötüleşiyor. Dalağı ne durumda? Dalak rüptüreydi. Ne yazık ki kurtaramadık. Ela bebeğin durumu ne? Kalp atışlarında yavaşlama ve variabilite kaybı var. Bebek ölüyor. pH değeri 7.1'e düştü. Üçgene ulaştık. Bırakıyoruz. Kan sızıyor. Son bir damar kaldı. Bağlayacağım. Hadi hadi. Hemen bana hemostat ver. Mükemmel olmak zorunda değil. Bırakın dedim. Bir saniye daha. Herkes elindekini bıraksın. Hemen. Zayıf da olsa kalbi atıyor. Bebeğin durumu iyi. Örtüyü getirin. Hastayı kapatmayacak mıyız? Hayır. Ameliyat yerini örtüp yoğun bakıma götüreceğiz. Sonra ne olacak? Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Vücudun kendini toplaması için zaman tanıyacağız. Eğer hayatta kalırsa ikinci ameliyatla organları tamir edeceğiz. Hastanın izleme odasında ne işi vardı? Ben hemşire beni çağırınca o arada... Üstelik o da bir cerrahi asistanı. Yani izleme odasına girmesi suç sayılmaz. Değil asistan. Cerrah bile olsa bu hastanede o bir hasta. Ve arabayla çarptığı bir kadının yaralarını görmemeli. Üstelik daha MR'ı bile çekilmedi. Ayakta olmaması gerekiyordu. Bu hatanın sorumlusu kim? Suat Bey, bütün hata benim. Telafi etmek için Dikkatinizi toplasanız iyi olur Kader Hanım. Fırçayı hak ettim. Of ya, ne ters bir gün. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de nenemle uğraşmak zorundayım. Nenem mi geldi? Evet. Onunla karşılaşmamaya dikkat et. Niye? Size de sorular soracak. Suat'la aramda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. O yüzden ağzınızdan bir şey kaçırmayın, tamam mı? Azze nenem ben ve Suat'ı asla öğrenmemeli. Zenan, zaten bir sürü fırça yedim canım burnumda. Bir de senin nenenle uğraşamam. Farkında mısın prenses? Gittikçe bana benziyorsun. Gerçekten ona benzemeye mi başladım ya? Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olacak ve vücudun asidoza girmesine engel olacak ilaçlar verdik. Sıcak battaniyelerle, damar içi ılık sıvılarla ve kan ürünleriyle vücut ısısını yükseltiyoruz. Daha böyle ne kadar kalacak? Yani yaraları açık. Tekrar ameliyata girmeden önce gücünü toplaması lazım. Ondan sonra aldığı hasarı onarmak için elimizden geleni yapacağız. Ben anlamadım doktor bey oğlum. Sen bize kızım iyileşecek mi onu söyle. Karmaşık bir durum. Bir an önce ameliyatı almazsak kızınız ölebilir. Ama hemen ameliyatı alırsak da ölebilir. Yani kızınızın vücudu şu anda ameliyatın devamını kaldırabilecek güçte değil. Ama bu şekilde uzun süre bekleyecek gücü de yok. Kısacası dengeyi korumaya çalışacağız.
Ela, aktif olarak kanama olursa bana haber ver. Hayır, Ela sana yardım edemez. Çünkü bebeğin kalp atışlarını kontrol edecek. Bir an bile hastanın yanından ayrılamaz. Bunu başkası da yapabilir. Ela benim asistanım. Bir asistan için tartışmayacağız herhalde. Başka asistan al. Bilge, bu yaptığın çok saçma. Kararlarımı sorgulayamazsın. Bunu neden yaptığını ikimiz de biliyoruz. Ya yeter artık. Tamam, ben bebekle ilgilenirim. Ayşe Hanım. Bana nene diyebilirsin. Daha münasip olur herhal. Canınız sıkılmıştır. Sizinle de ilgilenemedik. Kusura bakmayın. Yok. Çok faydalı şeyler görüyorum buralarda. Bir bilseniz insanlar tek ayak üzerinde ne fırıldaklar döndürüyor. İzninizle. Organları hasar görmüş. Kanaması var. Üstünü örtüyle örtmüşler. Öylece bekliyor zavallı kadın. Üstelik hamile. Zavallı Bahadır. Sabah bizim gibi bir cerrahi asistanıydı ama şimdi hayatı mahvoldu. Evet. Hayat ne kadar garip. Evet, gerçekten çok garip. Çok kısa ve ne olacağı hiç belli olmuyor. Ve biz sürekli çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yok hayatımızda. Asıl önemli olan şeyleri ise ertelip duruyoruz işte. Haklısın. Korkak ve kararsız olmaya devam edersek yaşamadan öleceğiz. Bu akşam Ela'ya her şeyi söyleyeceğim. Merhaba Azize Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim hastalarımızı kontrol etmemiz lazım. Evet, evet. Hastalarımız bizi bekler. İyi günler. İyi günler. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Geçin oturun. Ama... Oturun derdim. Evet, anlatın bakalım. Neler oluyor buralarda? Ne olsun Azize nene? Koşturuyoruz işte. Ya, tabii. Çok çalışıyoruz, çok. Hem bizim şimdi işimiz de var, değil mi? Evet, tabii. Çalışın, çalışın. Siz şimdi bana benim asi torunla şu sarık doktor arasında neler dönüyor onu anlatın bakalım. Ne olabilir ki Azize nene? Yani sonuçta burası bir hastane. Yani Suat Bey de bizim şefimiz. Tabii. Biz doktoruz. Her gün hayat kurtarmaya çalışmaktan bizim böyle şeylere vaktimiz olmuyor ki. Tabii. Evet. Hem vaktimiz yok. Hem de aynı hastanede doktorlar arasında. Yani ben de Zenan da çok karşıyız biz böyle şeylere. Evet. Ben de hiç tasvip etmiyorum. Aynı iş yerinde hiç uygun olmaz. Zaten Zenan da Suat Bey de böyle şeylere dikkat ederler. Tabii. Benim 4311'deki hastayı kontrol etmem lazım. Evet. Benim de sana yardım etmem lazım. Zenan! Zenan! Ne oluyor ya? Ya lütfen hemen şu nelerini üzerimizden çek. Evet. Bir daha karşılaşırsam her şeyi anlatacağım ona göre. Ben de. Ne biçim arkadaşsınız siz? Üzgünüm ama nenen çok korkutucu. Eğer nineme bir şey söylerseniz ikinizi de öldürürüm ona göre. Ela'ya asla kavuşamazsın. Sen de Burak'a tabii. Haldun Bey, Zenan Hanım'ın babaannesi Azize Hanım sizinle görüşmek istiyor. Babaannesi mi? Allah Allah. Ne istiyor acaba? İçeri alın bakalım. Buyurun.
Hoş geldiniz Azize Hanım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sizin için ne yapabilirim acaba? Sağ olasın doktor bey. Ben de sizden bir yardım isteyecektim. Ben doktorlarınızdan birini soracaktım. Hayırdır, bir sorun mu var? Hayır mı şer mi sonra belli olacak. Siz hele şu doktor Suat kimdir, kimlerdendir bir deyiverin bakayım. Karım nasıl? Ha? Durumunda bir gelişme var mı? Hayır. Hala bekliyoruz. Biliyor musun? Biz Nesli ile ilkokuldan beri birbirimize aşığız. O zaman babası beni sevmezdi. Evlenmek için evden kaçtığımızda pehlivanın beni bulup öldüreceğini sanıyordum. Ama karımı o kadar çok seviyorum ki. Umurumda bile değil. Uğrunda ölebilecek kadar çok sevdiğim karım, neslim şimdi ölebilir. Karım ve bebeğim ölebilir. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Efendim, tomografi sonuçları geldi. Teşekkür ederim Kadir Hanım. Bakalım sorun var mı? Her şey yolunda görünüyor. Ama emin olmak için bu gece seni hastanede tutacağız. Özür dilemek istiyorum. Efendim? Her şey benim suçumdu. Aileden özür dilemek istiyorum. En azından üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum. Biraz dinlenmelisin. Ha Suat, bak bu gönül işlerinizden sıkıldım. Yani bütün işlerimi bırakıp size çöp çatanlık mı yapacağım? Tabii ki hayır. Bunu da nereden çıkarttınız? Odamda torunu için endişelenen bir babaanne var. Seninle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Haldun Bey çok özür dilerim. Bütün bunların size kadar taşınacağını düşünmemiştim. Olanlar benim kontrolüm dışında gerçekleşti. O zaman git de kontrolü eline al. Orası bir hastane. Merak etmeyin. Bir daha olmayacak. Nesli nasıl? Yeni bir haber var mı? İyi olacak. O da torunum da iyileşecek. Sen gönlünü ferah tut. Bir kerecik görseydim. Biliyor musun? Kızımı kaçırdığında yemin etmiştim. Seni bulup kendim kıracaktım kemiklerini. Ettiğiniz yemin bir bakıma yerine gelmiş sayılır.
Öyle deme. Belli ki öfkeme yenilerek günah işlemişim. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlamamışım. Kızıma da, sana da acı çektirmişim. Affedin beni. O nasıl söz? Asıl siz affedin bizi. Hele şu hastaneden bir çıkalım. Daha iyi olacak her şey. Bir de torunumu kucağıma aldın mı? Değmeyin pehlivanın keyfine. Ateşi 35 derece. pH değeri 7.28. Pıhtılaşma daha iyi. Asidoz tablosu da yavaşça düzeliyor. Ama bazı yerlerde hala kanama var. Bikarbonat infüzyonla devam edelim. Ne yapacağımız hala belirsiz. Durumu yeterince istikrarlı olmayabilir. Bakın, fısıldamanıza gerek yok. Buradayım. Sizi duyuyorum. Ben onun babasıyım. Bu büyük bir karar, farkındayım. Onu yeniden götürüp organlarına dikiş atmak lazım. Babasının da bu karara dahil olması gerek. Kızım hayatı boyunca her şeyi bana sormuştur. Ama beni dinlemeyip o çocukla evlendiğinde onu evlatlıktan reddetmiştim. O utancı bana yaşatacağına keşke ölseydi demiştim. Şimdi bunun gerçek olma ihtimali beni korkutuyor. Belki bu soruya cevap veremem ama ben onun babasıyım. Fısıldamanıza hiç gerek yok. Sizce ne yapmalıyız Fikret Hanım? Bence biraz daha beklersek multiple organ yetmezliği meydana gelecek. O zaman sizin de rızanızla ameliyathaneye dönüp başladığımız işi bitirelim. Burak, karın boşluğunu senin fizyolojikle yıkamaya başla. Göğsündeki kanama kontrol altında. Sağ ciğerin distal lobunu almak zorunda kaldım. Bebeğin kalp atışı 80'e düştü. Annenin kalp atışları zayıflıyor. Retroperitoneal hematom, çok fazla kanaması var. Clamp, hemen bana hemostat ver. İlyoventriküler ritim. Tansiyon nasıl? Tansiyon alamıyorum. Burak, ellerini buraya kompres uygula. Bebeğin kalp atışları 60'a düştü. Kalpte ventriküler fibrilasyon başladı. Kanamanın kaynağını görebiliyor musun? Hayır. Elektroşok uygulayacağız. Defi getirin. 20'yi ayarlayın. Bebeği kaybediyoruz. Çekilin. Şarj edildi. Çekilin. Otuza ayarla. Şarj edildi. Çekilin. Hiçbir işe yaramıyor. Bilge'yi çağırın. Yapmam gereken her şeyi yaptım değil mi? Tabii. Hem de fazlasıyla. Hasan. Hasan. Baksana. Biliyorum pek uygun bir zaman değil ama Bahadır onlardan özür dilemek istiyor. İzin verirlerse tabii. Hasan. O da bizden biri.
Çekilin. Bilgi Hanım hala ameliyata. Çıkar çıkmaz gelecek. Annenin durumu nasıl? Kalp atışı yok. Dolayısıyla bebeğe de kan gitmiyor. Çok özür dilerim. Keşke ölseydim. Bebek bu duruma daha fazla dayanamaz. Sezaryenle almalıyız. Ne yapacağımı söyleyin. Ben yaparım. Bağırsakları kenara ekarte edip rahmi meydana çıkaracağım. Pediatriye haber verin. Rahmin alt bölgesine transvers infüzyon yap. Dikkat et bebeğe. Biz durayım. Dikkatli ol. Yavaş. Dikkatli ol. Bebeğin durumu iyi değil. Annenin kalbi nasıl? Resüsitasyona hala cevap alamadım. Kurtaramayacağız. Ameliyat sona erdi. Ölüm saati 18:45. Ne zaman göreceğiz? Çok üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef kızım, yavrum. Thank you.
Nenen gerçeği biliyor. Nasıl? Hardun Bey'le konuşmuş. İnanmıyorum ya. Ben de inanmıyorum. Şu düştüğümüz duruma bak. Ne yapacağız şimdi biz? Bak, öğrenmiş olamaz. Öyle olsaydı ben şu anda Muş uçağında olurdum. Saçmalama. Bu kadarını da yapmaz artık. Sen nenemi hiç tanımıyorsun. Ben asla sana benzemeyeceğim. Şu hiçbir dilde anlamı kalmadı dediğin o iki kelimeye inanıyorum ve bundan rahatsız olmuyorum. Aşka inanan bir yazar ne demiş biliyor musun? İnsanlar ikiye ayrılır. Romantikler ve aptallar. O zaman bu aptala romantik olması için bir fırsat verir misin? Ela, ben seni seviyorum. Olmadı. Sen bu dünyada gördüğüm en güzel kızsın. Öf ya. Bu sefer olacak. Ela, ben sana deliler gibi aşığım. Ve şu an burada saçmalıyorum. Keşke bunları söyleyecek azıcık cesaretim olsaydı. Nine, biz de seni arıyorduk. Hadi artık eve gidelim. Gelin bakalım. Geçin, oturun şöyle karşıma. Ne bu haliniz? Kesilecek kuzu misali bakıyorsunuz. Nine. Bak bakayım sen bana. Neneye yalan söylemeye utanmıyor musun? Azize Hanım. Sen sus sırık. Bir de doktor olacaksınız. Beni kandıracaktınız öyle mi? Kaçın kurasıyım ben. Nineciğim, affet beni. Korktum. Yoksa sana yalan söylemek ister miyim hiç? Ben anlamam. Şimdi ya benimle Muş'a gelirsin... ...ya da... ...bu sırıkla evlenirsin. Nikahtan sonra biraz izin alalım mı? Olmaz. Hastaneden ayrılamam ben. Birkaç gün sadece. İkimiz de çok yorgunuz. Sinirlerimiz de bozuk. Birbirimize istemediğimiz şeyler söylüyoruz. Buradan uzaklaşmak iyi gelecek. Israr etme Bilge. Tatil falan istemiyorum. Seninle konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. Bebeğin... Bilge... Beni kocanla tanıştırmayacak mısın? Ettin sözümüze ah kalbim
sevmek iyi gelmez bize. Biraz çeksek bile çıkarız biz düze. Onu bir daha görmeyi inan istemesin. Sana da acı verir bu son hallerim. Bilirim sen de benim kadar kolay silemesin. Ama şimdi başka renkte bakıyor gözlerim.